Masumdun ha? Çok inandırmıştın kendini ama sana söylemiştim. Ablamı öldüren silah kardeşinin elindeydi. Olamaz. Benim kardeşim kimseyi öldüremez. Senin kardeşin aşağılık bir katil. Artık inan buna. Ama onun cezasını kendi ellerinde keseceğim. Sen benim kardeşimin kılına bile dokunamazsın. Katilse bile cezasını vermek sana düşmez. Bırak gidip bulayım. Adalete teslim edeyim. Hayır. Onu kendi ellerine cezalandıracağım. Önce bu caniye inan edeceğim. Sonra da hesabını keseceğim. Ben nefes aldığım sürece kardeşime elini süremezsin. Asla izin vermem. Tam tersi. Sen nefes aldığın sürece istediğin her şeyi yapacak. Kendi ayaklarıyla buraya gelecek. Asiye, yani özür diledim diye kovuluyor muyum yani? Kerem, mecburum. Lütfen bunu al ve git. Utanmaz, arlanmaz. Rezil mi edeceksin kız sen bizi? Lütfen Kerem, uzatmanın faydası yok. Burada kalamazsın artık. Bunu al ve git. Neden kalamıyormuş? Kerem, anla beni lütfen. İyi, tamam. Gidiyorum. Sen öyle istiyorsan. Baktın mı öbür tarafa? Baktım, Gönül Hanım yok. Burada da yok. Ebru? Yok Gönül Hanım, bulamadım. Şevki, Güzide? Hiçbir yerde yok. Karış karış aradım. Yok. Yer yarıldı, içine girdi sanki. Koskoca insanlara saklambaç oynatıyor. Bir yere düşüp başını vurmuş olmasın. Ay Allah'ım, sen yardım et yarabbim. Ne yapacağız o zaman? Ebru, sen neredeydin bu kız ortadan kaybolurken? Güzide Hanım, çok özür dilerim. Bir saniye gözümü ayırmıştım, sonra baktığımda yoktu. Allah'ım, sen yardım et ya Rabbim. Ne yapacağız? Tarık gelmeden bulmamız lazım. Vallahi başımıza yıkar bu konağı. Tarık Ayşe'nin kaybolduğunu duyarsa Seferi falan umursamaz döner konağa. Tarık'a haber vermemiz lazım. Daha sonra öğrenirse çok daha kötü olabilir. Evet. Başka çare yok. Boşuna bekliyorsun. Sefer kurduğun tuzağa düşmeyecek. Hep kendini kandırıyorsun. Gerçeklerden kaçıyorsun. Asıl sen her kurduğunu gerçek zannediyorsun. Başka ihtimalleri düşünmüyorsun. Gözümün önünde durandan niye şüphe edeyim? Düşünsen yeter. Sefer ablanı niye öldürsün? Biz sizi tanımıyoruz bile. Suçlu değilse niye böcek gibi saklanıyor? Korkuyor çocuk. Neden anlamıyorsun? Masum olan korkmaz. Eminim. Sefer masum. Tamam. Çağır buraya gelsin, ispatlasın masum olduğunu. Sen böyle gözün dönmüşken ben Sefer'i senin yanına bile yaklaştırmam. Efendim? Ne? Tamam, geliyorum. Sefer, Sefer'i mi buldu yoksa? Yürü. Nereye? Bırak soru sormayı da yürü. Sefer elini sürmeye kalkarsan... Onun da zamanı gelecek. Hasan, siz konağa geçin. Biz arkanızdan geliyoruz. Konağa mı? Ben bir daha asla dönmem oraya. İster güzellikle döneceksin, ister zorla. Şu yaşlı kadının önünde kışkırtma beni. Elif Hanım, fazla vaktimiz yok. Bize nasıl yardım edeceksiniz? Sefer'i yurt dışında kaçıracağım. İşlemleri başlattım. Bana istediğini yap.
İster hapset, ister bağla. Kardeşimi ele geçiremeyeceksin. Bırak beni! Bırak diyorum! Ya bıraksana kolumu! Uslu dur. Sana bunların hesabını sorardım ama ablama verdiğim söze dua et sen. Hayırdır patron? Suratın çarşamba pazarına dönmüş. Planlar tutmadı mı? Kovuldum. Kovuldun mu? Nasıl ya? Oğlum nasıl bu kadar çabuk kovulabildin? Onu ben de anlamadım ki. Ne yaptın? Kadını mı kızdırdın? Yok oğlum, kadın değil. Kız kovdu beni. Çiçek. Çiçek. Hani şu çok saf, karınca bile incitmez dediğin kız. Çok farklı bir kız oğlum. Hani felaket onurlu, gururlu. Ben böylesini görmedim. Ne yapacaksın şimdi? Var mı B planı? B, C. Ne gerekirse. Ama şu anda kaldığım yerden devam etmem lazım. Yani? Yanisi kardeşin son anda bir volta atmaya başardı. Ne yaptın oğlum? İşe yarayınca görürsün. Of, yine bir gizem. Çocuğun kötü bir niyeti yoktu. Gel de onları anlat. Hayırdır ya böyle akşam akşam kendi kendine dükkan açmalar falan? Halletmem gereken bir işim vardı da onu hallettim. Zaten şimdi eve dönüyordum. Zahmet olacak prenses ya. Hadi hadi çabuk, annem bekliyor. Hadi. Bu ne ya? Yıkılıyor vallahi. Dünya paradır, bu nereden çıktı ki? Kim mutlu acaba? Abla o ne? Bir şey de görme ya. Hiçbir fikri yok gerçekten. Hani babasısın ya sonuçta. Yerini en iyi senin biliyor olman lazım. Yahu ne bileyim nerede olduğunu. Sanki onunla yatıyorum. Ya kızını tanıman için illa yanında yatman mı lazım? Bir düşün. Şimdi her şeyi bir bozsan konakta kahraman olursun. Azıcık kafanı çalıştır. Güzide, benim işim gücüm var. Hem ben bu kızın dadısı falan da değilim. Of! Sen dua et. Ayşe'yi sağ salim bulalım. Eğer kızın başına bir şey gelirse Tarık seni bu konakta bir dakika bile tutmaz. Öyle mi diyorsun ya? Öyle diyorum. Biraz kımılda da Tarık ve Hülya'nın gözüne gir diyorum. Biraz da böyle şeyleri sen düşün diyorum. Görmüş müydün bu kadar güzelini? Görmemiştim. Gerçekten çok güzelmiş. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Dünyanın parası eder bu. Doğrudur. Ne yapsak? Satsak mı Kapalı Çarşı'da? Satalım mı? Hı, evet. Bildiğim çok iyi ikinci elci bir eleman var. Onu okutursak çok güzel elbiseler alırız kendimize. Abla bizim değil ki bu. Öf Çiçek. Bizim değilse kimsenin değil. Kayıp mal bulanındır. Önce sahibini mi araştırsak abla? Ay ne bık bık ettin ya. Tamam unut sen bu saati, kimseye de bahsetme tamam mı? Hadi. Hadi çıkalım. Thank you.
Var mı haber? Maalesef Tarık Bey. Her yere baktılar ama hiçbir iz yok. Sen de. Emredersiniz. Hadi gel. Ne oldu? Bir şey olmuş. Ne oldu? Hadi yürü. Gidelim artık. Birine bir şey mi oldu? Ayşe kayboldu. Nasıl kayboldu? Kayboldu işte. Hadi gidelim. Belki buralarda bir yerlerde düşüp kaldı. En son nerede gördünüz? Ebru'nun yanındaymış. Kaşla göz arasında kaybolmuş işte. Koruluğa baktınız mı? Gönül Hanım'la gittikleri yere gitmiştir belki. Baktık. Allah'ını seversen. Bırak da yardım edeyim. Bir şey olmadan bulalım çocuğu. Olmaz. Tarık Bey izin vermez. Yahu o yeni değil mi? İyiliğini istemiyor mu? Tarık Bey'in kesin talimatı var. Ya ama böyle... Uzatma. İstediğin bir şey varsa şimdiden bana söyle. Odaya girdin mi çıkamazsın ona göre. Hadi. Bu tarafta aklı başında kimse yok mu? Bu kadar insan bir küçücük çocuğa nasıl sahip çıkamaz? Her işin başında mı durayım? Bir çocuğu bile size emanet edemeyecek miyim ben? Tarık, şimdi sırası değil oğlum. Vaktimiz yok. Bir an evvel Ayşe'yi bulmamız lazım. Yardım et, arayalım. Ne olduysa bana doğru düzgün anlatın şunu. Ebru'ya o kızı sormuş. Elif'e. Sonra da kaybolmuş, yok ortada. İyi akşamlar. Nerede kaldınız kızım? Merak ettik. Vallahi onu bana söylemeyeceksin baba. Ben çiçeğe bakmaya gittim. Bir işim vardı da onu hallettim. Bak şuna bak bak. Hesap vermek de yok. Paspamın havalar 1 milyon. Ben size kızmıyorum kızım. Geç kalacaksanız haber verin. Sizden başka kimim var benim? Merak ediyoruz işte. Tamam baba ya. O ne? Hiç. Dükkanda buldum. Biri düşürmüş herhalde. Ver bakayım. Biri ya düşürmüş ya unutmuştur. Geri döner elbet. Bunu ben muhafaza edeyim. Siz müşterilerden soru olursa söylersiniz. Sahibine iade ederiz. Kerem, anla beni lütfen. İyi, tamam. Gidiyorum. Sen öyle istiyorsan. Ne yapabilirdim ki? Mecburdum seni göndermeye. Seni utanmaz arlanmaz. Rezil mi edeceksin kız sen bizi? Onur meselesi bu. Bir daha laf söyletemezdim kendime.
cesaretim olmadı sana haber vermeye. Senden bir şey isteyebilir miyim? Tabii. Saçlarımı örer misin? Örerim tabii canım. Ayşe lütfen iyi ol. Allah'ım ne olur iyi olsun. Herkesin sevdikleri iyi olsun. Ben nefes aldığım sürece kardeşime elini süremezsin. Asla izin vermem. Tam tersi. Sen nefes aldığın sürece istediğim her şeyi yapacak. Kendi ayaklarıyla buraya gelecek. Sefer sakın geleyim deme. Sakın bir delilik daha yapma. Sen onları koru ya Rab. Çok şükür bulundu ya. Şükür de yüreğimiz ağzımıza geldi. Olsun. Sonuçta bulundu ya. Tarık sağ olsun. Neredeydi oğlum? Kulübede. Eşyaların arasında uyuyordu. İyi misin Ayşe? Geldim Elif abla. Çocuğun ortadan kayboluyor. Senin dünyadan haberin yok. Bu ne rahatlık. Babasın sen. Baba. Tarık. Hiç boşuna Şevki'ye yüklenme. Konak birbirine girdi. Hayatımız allak bullak oldu. Ayşe'nin o kıza bu kadar düşmesinin nedeni Şevki değil. Konağımıza yabancı birini getirmeyecekti. Biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var teyze. Ben diyeceğimi değil de sen sonra dinle, kalbinde aklında olun. Ayşe nasıl, iyi mi? Banyosunu yaptırdım. Elif abla diye sayıklaya sayıklaya uyudu yavrum. Ne ara bağlandı bu kıza bu kadar Ayşe? Hiç karşılaşmamalıydı. Keşke bu kadar da yalnız olmasaydı be oğlum. Ayşe'nin sana ne kadar düşkün olduğunu, seni ne kadar sevdiğini biliyorsun. Annesini kaybettikten sonra şefkat hep sende aradı oğlum. Niyetim seni suçlamak değil, yanlış anlama. Ama sen kendi derdine düşünce yapayalnız kaldı Ayşe. Biz de derdini anlayamadık. Yetemedik Ayşe'ye. Anlayamadık dilinden, derdinden oğlum. Ailesinde bulamadığı şeyi başkasında aradı demek. Kabul etmesi çok zor oğlum biliyorum ama aradığını buldu gibime geliyor Ayşe. Bye.
başına bir şey gelmiş olmasın. Bu ne küstahlık? Sen kim oluyorsun da Ayşe'yi soruyorsun ha? Bırakın, canım acıyor. Senin canını almadığıma dua et. Bir daha Ayşe'nin yanına yaklaşmayacaksın. Duydun mu beni? Abla? Abla ne yapıyorsun? Karışma gönül. Tarık'ın Ayşe'ye olan zaafını, Gülül'ün yumuşak yüzünü kullanıp da sakın bir daha Ayşe'ye yaklaşma. Duydun mu beni? Abla Allah rızası için bırak. Sen oltayı attın da senin olta tutmadı galiba. Panik yapma, bekleyelim biraz. Eyvallah, bekleyelim. De, ne kadar bekleriz tahminen? Gerektiği kadar. Oo, laflara bak. Gerektiği kadar. Anlaşılan bayağı bir bekleyeceğiz. Olmazsa işte B planına geçeriz o zaman. B planı. B planı ne? Sabret diyorum oğlum, bekle. Aman, sende de hep bir gizem, hep bir esrar. Günaydın Güzide, hoş geldin. Günaydın Hülya teyzeciğim. Dün ortalık çok karışıktı, doğru düzgün konuşamadık. Maalesef, Ayşecik yine karıştırdı ortalığı. Canım benim ya. Neyse ki Tarık buldu da sağ salim. Çok şükür. Aslında bir bakıma büyük bir belayı savdık başımızdan, farkında mısın? Tarık o katilin peşini bırakmak zorunda kaldı. Neyse ki çılgınca bir şeyler yapmadı. En azından şimdilik. Siz bu meseleyi dert etmeyin Hülya teyzeciğim. Ben her şeyi hallettim. Gerçekten. Nasıl? Her şeyi ayarladım. Çok yakında ne Elif ne de Sefer diye bir derdimiz kalmayacak. İkisi de ortadan kaybolacak. Güzel. İşte duymak istediğim sözler bunlar. Ben birisine bir iş verdiğim zaman sonuç getirmesini isterim. Sen de beni hayal kırıklığına uğratmıyorsun. Elimden geleni yapıyorum Hülya teyzeciğim. Aferin. Böyle devam et. Bizim için de ne kadar önemli olduğunu unutma. Böyle devam ettiğin sürece istediğin her şey olacak. Canını bununla alacağım.
kalmaya muhakkak alacağım. Ayşe'yi bulmuşlar mı? Bulduk. Bulduk, sorun yok. Nasıl, durumu iyi mi? İyi. Gayet iyi. Peki nereye kaybolmuş? Nereye gitmiş? Sizin ilk tutulduğunuz yere gidip saklanmış. Niye? Elif Hanım, problemimiz bu değil şu an. Fazla vaktimiz yok. Hemen konuya girmemiz lazım. Niye çıkmadı bu paketler? Kerem nerede? Buz gibi olacak bunlar. Kerem yok. Gönderdim ben onu. Niye? İşten çıkarttım. Bir daha da gelmeyecek. Ne yaptın? Gönderdim işte. Ya ne demek gönderdim? Kime sordun kızım? Hayda, bu da iyice patrona bağladı. Haftalığını da vermek istedim ama ısrar ettim, kabul etmedi. Ay, bu kız beni deli edecek. Kızım, senin aklın başında mı ha? Kimsin sen be? Nereden, kimi gönderiyorsun? Kim götürecek şimdi bu siparişleri? Ben götürürüm. Yok öyle yapma, gel. Koş şuraya. Önce bana hesap vereceksin. Ne oluyor yine burada? Gel. Tarık. Efendim teyze. Ayşe Elif soruyor. Yok değil. Oğlum, demesine diyelim de yine yemeden içmeden kesilirse, içine kapanırsa, ben şey diyorum, abla biraz hasta, dinlenmesi lazım. 2 dakika gör, geçmiş olsun de desem. En azından görürse içi rahat eder Ayşe'nin. Hayır. Ama evladım. Ayşe o kızla muhatap olmayacak. Unutacak. Anladım oğlum. Neden böyle bir şey yaptınız? Neden benden habersiz kaçtınız? Ben size yardım edeceğimi söylemedim mi? Birisi kapıyı açınca ben siz yaptınız sandım. O yüzden kaçıp gittim. Ben değilim. Olsaydım söylerdim. Haklısınız. Ama bilemedim ben de. Kaçıp kurtulabileceğimi sanınca gözüm bir şey görmedi. Düşünmeden hızlıca kendimi dışarı attım. O yüzden de böyle kolayca tuzağa düştüm. Bundan sonra benden habersiz hareket etmeyin. Hem kendinizi, hem Sefer'i, hem de beni tehlikeye atmış olursunuz. Haklısınız, tamam. Ben harekete geçeceğimiz zaman size mutlaka önden haber veririm. Unutmayın, olur mu? Tamam. Ama anlamadığım bir şey var. Ben kaçar kaçmaz Sefer'in yanına gittim hemen. Ama o gelmedi. Gelmedi çünkü ben uyardım. Ama her zaman bu kadar şanslı olamayabiliriz. Bir dahaki sefer vaktinde yetişemeyebilirim. O zaman Sefer'in hayatını bir kez daha kurtarmış oldunuz. Çok sağ olun Gizli Hanım. Önemli değil. Ama bana söz verin. Bir daha benden habersiz tek bir adım atmak yok. Söz veriyorum. Gizli Hanım, rica etsem bana bir kağıt ve kalem bulabilir misiniz? Kardeşime mektup yazmak istiyorum da. Peki, ayarlarım. Çok sağ olun Güzide Hanım. Allah sizden razı olsun. Bu yaptığınız bütün iyiliklerin karşılığını nasıl vereceğiz bilmiyorum. Tarık'ın size ulaşamayacağı bir yere gidin. O bana yeter. Thank you.
Neredesin koçum sen? Hı? Her yerde seni aradım. Nerede saklandın bunca zaman? Orada burada işte. Ne yaptın? Bir kadın var dedin. Bize yardımcı olacak dedin. Boş ver onu şimdi sen abi. Sen neyin peşindesin Sefer? Niye çeviriyorsun lafı acaba? Ulan benim başımı yıkacak bir şeylerin peşindeysen yıkarım seni. Dün gece tam ablamı kurtarıyordum biliyor musun? Neyse sonra o şerefsiz yine geldi ablamı aldı götürdü. Tarık Karacahan mı? Evet. Ama dur bakalım. Ne yapacaksın koçum? Sakın yanlış bir şey yapma. Gerek kalmayacak abi. Gerek kalmayacak. Hanımefendi patronluğunu ilan etmiş. Nasıl isterse öyle davranıyor. O ne demek Fatma? Aklını esmiş, Kerem'i kovmuş. O çocuk çiçeğe hediye aldı diye cinlerin tepene çıkmamış mıydı? İyi yapmış işte. Sevmen lazım. Canım bir sorsaydı. Güzel kızım benim. Gel. Gel, gel. Sen de gel güzel kızım. Gel. Fatma, bu kızlar bizim evlatlarımız. Canımız, ciğerimiz. Doğru olduğuna inandıkları bir karar alacaklarsa bırak alsınlar. Kimseden izin almaları gerekmiyor. Tamam, duygular şelalede, yemekler de buz gibi oldu. Çiçek hadi al paketleri. Müşterilerin karnı aile saadetiyle doymuyor. Kızım. Hadi gel evcilik oynayalım seninle. Ben baba olayım, sen de kız ol. Senin bir bebeğin vardı sanki buralarda, almıştım ben. Hadi gel bak, resim yapalım. Gecenin kalemlerim de buradaymış, bak gördüm. Günüm, ne yapıyorsunuz babayla? Senin kadar güzel oynayabiliyor muymuş baba da? Ama baba seninle oynamayı çok özlemiş. Değil mi babası? Tabii, tabii. Hadi babası, ben çıkayım. Sen oynamaya devam et. Oğlum. Ne yapıyor Ayşe? Babasıyla. Sen fırça atınca Şevki babalığa döndü. İyi. İlgilensin biraz kızıyla. Çocuk onunla ilgilenmiyor ki oğlum. Dayısı da gelmiş. Dayınla oynarsın artık. Ayşe. İstediğin bir şey var mı? Gezmeye götüreyim mi seni? Parka gitmek ister misin? At bindireyim seni.
ya da Luna Park'a götüreyim. Sana sonuna kadar inanıyorum kardeşim. Senin bir katil olmayacağını adım gibi biliyorum. Sen benim elimde büyüdün. Ben senin güzel kalbine böyle kötü bir tohum ekilmesine asla izin vermedim. Sen karıncayı incitmezsin Sefer. Eminim. Birisi seni bir oyuna getirdi. Kim yaptı, nasıl yaptı bilmiyorum ama mutlaka bulacağım. Yapacağım son iş bu olsa da masum olduğunu kanıtlayacağım. Ama önce seni buralardan uzaklaştıracağım. Sen güvende olduktan sonra gerisi kolay. Beni iyi dinle. Ayşe bir daha senin yanına gelirse onu göndereceksin. Konuşmak isterse susacaksın. Yanaşmak isterse uzaklaşacaksın. Gözünün içine bile bakmayacaksın. Bu sana son uyarım. Seni rahatsız eden Ayşe'nin benimle mutlu olması mı? Yoksa benim Ayşe'yi sevmem mi? Ayşe'nin duygularıyla oynama. Ona boş umut verme. Ne oyunu? Çocuğun nasıl bir sevgiye aç olduğunu görmüyor musun? Tek yaptığım onun ilgisine karşılık vermek. Belli ki senden göremediği karşılığı. Onun hayatını yetere kadar mahvettiniz. Bir de sahte hayaller vermenize izin vermem. Bırak da biraz hayal kursun çocuk. Çocuk o çocuk. Senin karanlık, saplantılı dünyanda yaşamak zorunda değil. Senin elinde ne var? Hiçbir şey. Bırak elimi. Bırak dedim sana. Var. Kızım ikiniz de yardım etseniz ya annene. Daha çabuk biter iş. Ben üzerime düşen bütün işleri yaptım baba. Biraz da çiçek yapsın. Ben mi kovdum durduk yere elemanı? Tamam baba. Ben hallederim. Benim iyi huylu kızım. Yazık, kıymetini bilen yok. Ah Kazım. Az önce sen demiyor muydun? İki kızımız da bir diye. Niye şimdi çiçek kayırılıyor? Hı? Yok Fatma, yanlış anladın. Kayırmıyorum. Yok, yanlış falan anlamadım. Çiçek hep el üstünde. Benim Serap'ım yazık günah keçisi ha? Evet baba, hiçbir zaman gerçek suçluya bir şey söylemiyorsun. Hey be Fatma, bir kere de sen yangına körükle gitme. Bir kere de sen olgun davran. Bir kere de sen ikiniz de benim canımsınız de. Kağıt kalem burada bir işine yaramaz. Otur sessiz sedasız, kardeşinin gelmesini bekle. Ailenle de yüz göz olma. Benim senin ailenle bir işim yok. Asıl sen benim ailemi rahat bırak. Bırakacağım zaten. Sefer bir gelsin. Hepimiz rahatlayacağız.
sakın gelme. Çıldırmış bu haydut. Başka kimsem kalmadı. Benim kardeşim, ailem, varım yoğum sensin. Senden asla vazgeçmem. Narin'i kaybettik ama birbirimizi kaybetmeyeceğiz kardeşim. Sadece şimdilik kısa bir süre birbirimize veda edeceğiz. Ama çok yakında bir daha hiç ayrılmamak üzere kavuşacağız. İnan bana ve asla unutma. Her şey düzelecek. Her şey yoluna girecek. Canım abla, benim güzel ablam. Her şey eskisi gibi olacak. Huzurlu evimize, eski hayatımıza geri döneceğiz. Ablam. Oldu mu, tamam mı? Sefir'in belgeleri hazır. Ne kadar hızlı hallettiniz. Fazla vaktimiz yok Elif Hanım. Sefer'e haber verdim. Birazdan buluşacağız. Kardeşim size emanet Güzide Hanım. Merak etmeyin. Sağ salim çıkaracağım onu yurt dışına. Teşekkür ederim. Her şey için. Önemli değil. Güzide Hanım, sizden son bir ricam. Bunu kardeşime iletebilir misiniz? Tabii. Bir de onu ne kadar çok sevdiğimi söyleyin lütfen. Bunu sakın unutmasın. Tamam. Ben şimdi gidiyorum. Benden haber bekleyin. Hadi Allah yardımcınız olsun. Allah'ım sen onları koru. Bir aksilik olmadan her şey yolunda gitsin. Haydutlar Sefer'ime ulaşamadan kaçıp gitsin, kurtulsun. Cebindeki adamların hepsine kefil misin? Güvenebilir miyiz? Kesinlikle. Hepsini tek tek kendim kontrol ettim. Bir yanlışımız mı oldu Tarık Bey? Bilmiyorum. Aklımı kemiren bir şüphe var. Ne gibi efendim? Sefer o yaşlı kadının evine niye geldin? Nasıl yani efendim? Bütün eşyaları oradaydı. Kadına da birazdan geliyorum demiş. Ama gelmedi. İçimizden birisi ona haber uçurmuş olabilir mi? Sanmam efendim. Sanma zaten Hasan. Emin ol. Tamam efendim. Selamlar. Ben gidecektim de gitmeden önce bir veda edeyim dedim. Bir de saatimi unutmuşum. Burada mı bıraktım acaba? Yok artık. O saat senin miydi? Şey, arkadaşım hediye etmişti de. Manevi değeri var yani. Babam da müşterilere sorup duruyor saatin sahibini bulabilmek için.
Al. Bir daha da bir yerde unutma emanetini. Sağ ol. Çiçek, çok acil siparişler var, fırla. Ben götüreyim mi Jübile babında? Gerek yok, ben hallederim. Hoş geldin. Sen haftalığını almadan gitmişsin. Kızım, ver oradan çocuğun haftalığını. Yo Fatma Hanım, hiç gerek yok. Ben hak etmediğim parayı almam. Kovuldum zaten, biliyorsunuz. Allah Allah. Böylesini de ilk defa görüyorum ha. Almayacak mısın şimdi sen o parayı? Yok, dediğim gibi ben hak etmediğim parayı almam. Vallahi bravo. Bana bak, sen bize çalışmaya devam etmek istiyor musun? Tabii ki isterim. İyi, tekrar başlıyorsun o zaman. Gerçekten mi? Çok teşekkür ederim. Yalnız bana bak, bir daha öyle kimseye hediye hediye almak yok, külahları değişiriz ha. Tabii ki patron. De, Çiçek bir şey demesin. Senin patronun benim oğlum, Çiçek değil. Tabii Fatma Hanım. Hadi şimdi işinin başına. Güzdan. Al Sefer, bütün belgelerin tamam. Her şeyi ayarladım. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Bırak şimdi teşekkürü, hadi hemen gitmen lazım. Abla. Endişelenme. Çok yakında o da gelecek yanına. Ya kaçamazsa? Sefer, başka çaremiz yok. Önce sen, sonra abla. Eğer şimdi gitmezsen neler olacağını biliyorsun, değil mi? Unutmadan. Bunu sana ablan yazdı. Bu da bir arkadaşının numarası. Sana gittiğinde yardımcı olacak. Ulaşır ulaşmaz onu ara. Allah sizden razı olsun. Ayağınıza taş değmesin. Bu elinizi hiç unutmayacağım Güzel. Hadi oyalanma. Uçağa yetişmen lazım. Görmen lazımdı. Çok canti, pahalı bir saatti. Ay o kadar yani. Ya ne diyorum. Saat değil, tablo sanki. İnsanın baktıkça bakası geliyordu. Saate mi, Kerem'e mi? Sen de taktın kafaya. Ne yapayım kızım, iki lafından biri Kerem oldu. Yok ya. Yani tamam, yakışıklı, hoş çocuk da bu fakir haliyle olmaz. Biraz zengin olsaydı düşünürdüm belki. Peki sence bu Kerem, Star Kerem nasıl aldı o saati? Hiç düşündün mü? Güya arkadaşı hediye etmiş. Yersen. Kız bana bak, bu çocuk saati çalmış falan olmasın sakın. Kadriye teyzeden ne haber? Ne olsun işte aynı. Bildiğin gibi idare ediyoruz. İçeri, bir dışarı, dilim damağım kuruluyor. Kerem? Çiçek? Ne yapıyorsun burada? Oturuyorum. Tamam da niye burada oturuyorsun? Nerede oturayım? Şu köşe uygun mu senin için? Orada mı oturayım? Kerem, ben senin gitmeni istemedim mi? Evet, istedim. Ben de gittim. Neden döndün o zaman? Çünkü Fatma'nın beni tekrardan işe aldı. Annem mi? Evet, yani patron benim. İşinin başına dedi. Ben de tekrardan başladım işe. Senin için de mahsur olmaz herhalde. Sonuçta annenden aldın izin kağıdını. Thank you.
Umarım Güzide de becerebilir bu işi. Bu kızla aynı çatı altında daha ne kadar kalabilirim bilmiyorum. Delireceğim artık. Girin. Abla müsait miydin? Müsaitim, gel. Gönül, ne oldu? Bir şey mi söyleyeceksin bana? Aslında evet abla. Senden merhametli olmanı istiyorum. Ne demek bu? Abla, bir annenin evladı için endişelenmesi, korkması ne demek bilirim. İnan seni çok çok iyi anlıyorum. Tarık'ın saçının teline zarar gelse canın nasıl yanar biliyorum. Ama o kız da bir ananın kuzusu. Sakın. Sakın Gül, o kızı bana acındırmaya kalkma. Günah değil mi abla? Ne suçu var Elif'in? Ne suçu mu var? O kız Yeşim'in katilinin ablası. O kız oğlum için yaşam tehdidi oluşturuyor. Tarık'ın intikam duygusunu besleyen bir mikrop o. O kız bu konakta kaldıkça... İyi de abla. Elif burada kalmak istemiyor ki, bunu sen de biliyorsun. Tarık zorla tutuyor kızı burada. O kızın ne istediği, ne hissettiği benim umurumda değil. Benim bu dünyada tek umursadığım şey... Karacahanlı soyadımızı devam ettirecek oğlum Tarık. Onun dışında beni hiç kimse hiçbir şekilde zerre kadar ilgilendirmiyor. Tara ve Karacahanlı adına leke sürecek herkesi, her şeyi hiç düşünmeden siler geçerim. Buna en yakınımdakiler de dahil. Şimdi rica ediyorum, beni yalnız bırak. Bastı beni. Ve sınavda da böyle heyecanlanmam inşallah. Başaracaksın. Biliyorum ben. Başaracağım abla. Başaracağım. Benim için yaptığın onca fedakarlık boşa gitmeyecek abla. Sana söz veriyorum, kazanacağım o sınavı. Sipa. Anlatacaksın beni. Hadi doğru dersin. Ben buralardayım. Sen bakım evine gitmeyecek miydin bugün? Yok, izinliyim bugün. Çıkışta birlikte yemek yeriz. Ya bir tanesin sen, bir tane. Canım ablam, tamam ama... Tamam o zaman. Hadi Allah yardımcın olsun. Sonra da öyle olacak. Yeniden buluşana kadar belki birbirimizi rüyalarımızda göreceğiz. Belki ben senin adını andığımda senin kulağın çınlayacak. Belki sen beni düşündüğünde benim kalbim titreyecek.
eninde de sonunda bu özlem de bitecek ve yine kavuşacağız. Aynı sevgi, aynı şefkat, aynı huzurla. Seferime yardım et. Güzel insanlar çıkar hep karşısına. Haruk Bey, Sefer'in yerini bulduk. Güzel. Hadi yürü gidiyoruz. Az önce yurt dışına uçmuş. Önce havalimanındaki bağlantımız aradı. Hasan! Hasan ne diyorsun sen? Ben sana adamı bul demedim mi lan? Oğlum bunca çaba boşuna mı gitti yani? Ne yapacağız şimdi? Adam dünyanın öbür ucunda ha? Ben çok üzgünüm efendim. Sen üzgün olsan kaç yazar Hasan? Sizin arkanızda. Kim kolluyor sizi? Kardeşin nasıl elini kolunu sallayarak yurt dışına çıkıyor? Cevap ver! Kim size yardım ediyor? Kim var arkanızda? Sefer kaçtı demek. O zaman artık benimle de bir işin kalmadı artık. Hiçbir yere gidemezsin. Bak bu silahı. Silahı tanıdın mı? Bizim silahla tabancayla işimiz olmaz. Bu silah ablamı öldüren, senin de kardeşinin tetiğini çektiği lanet silah. Bu silah Sefer'in başına dayayana kadar hiçbir yere gidemezsin. İsterse 100 yıl sürsün. Kapıdan artık yardım gelmeyecek. Çünkü şimdi bana size yardım eden o hainin kim olduğunu söyleyeceksin.